Şuradan bir tane de işaret kalemi alayım ben. Şunu alayım. Şimdi metnimizi okudunuz zaten. Okuduğunuzu kabul ediyoruz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim ben. İstediğim düzeyde metinler okunmuyor. Çünkü takip edebiliyorum ne kadar metin okunmuş, kaç saat ne kadar görüntülenmiş, kaç tane okunmuş. Onları görüyorum ama sanki genelde ya da şöyle söyleyelim. Benim derslerine girdiğim öğrencilerin %15-20'si metinleri okuyor. Çünkü saat ortalaması öğrenci ortalamasıyla kıyaslandığında öyle bir sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Minel eftali en yetezevvece şebabü fetaten ecnebiyeten. Burada ne diyordu? Minel eftal daha uygundur diyoruz arkadaşlar buna. Ne daha uygundur? En yetezevvece şebabü gencin evlenmesi fetaten ecnebiyeten yabancı bir kadınla, yabancı bir kızla diyelim arkadaşlar. Genç kızla evlenmesi daha uygundur diye bir cümlemiz var. Şu minel eftal ifadesi bu bir şibih cümle haberdir arkadaşlar. Şuradan itibaren öyle söyleyelim. Şu kısımda müptedadır. Tamam. Evet. Şimdi bir kişi daha katılmak istiyor. Kabul ediyoruz. Evet. Parçaya göre yabancı bir kızla gencin evlenmesi daha mı uygundu? Hata mı hocam? Evet, bunu Cümle parçaya için. göre kabul etmiyoruz arkadaşlar. Geçelim. Lem yekün batalul kıssati yarifu ellehve evil abese. Yarifu lehve evil abese. Hikayenin kahramanı. Batal kahraman demek arkadaşlar. Hikayenin kahramanı lem yekün olmadı. Ne olmadı? Yarifu biliyor olmadı. Yani bilmiyordu diyeceğiz. Neyi? Ellehve evil abese. Oyun ve boş şeyler. Şu boş biraz daha böyle boş işlerle uğraşmak, fayda sağlamayacak şeylerle iştigal etmek falan diyebiliriz buna. Bunları bilmiyordu arkadaşlar. Parçayı okuduysanız, evet. Ne diyebiliriz? Evet, bunu doğru kabul ediyoruz. Bizim hikayenin kahramanı böyle şeyler bilmiyordu. Gidiyordu, ders çalışıyordu sürekli. Ya kütüphanedeydi, ya odasındaydı, ya da evinde ders çalışıyordu arkadaşlar. Şey dediğim, kütüphane, okul ya da ev. Diğer şeyimiz de şu olsun. Bak şurada şöyle bir şey var. Batalül kıssak ifadesi, öze batal diyelim. Tek kelimeyi seviyoruz. Araplar çünkü böyle kullanıyorlar. İrab tek kelimede kendini gösteriyor. Alamet olarak batal kelimesi kâne'nin nesidir? İsmidir arkadaşlar. Yarifü lehve evil abese ifadesi de nedir? Kâne'nin haberidir. Bakın cümle bir haber görmekteyiz. Kâne'nin ismi ve kâne'nin haberi. Tabi lem malumunuz muzari fiilin başına gelir. Olumsuz maziye dönüştürür anlamı. O yüzden biz lem yarifü lehve ve abese ifadesini bilmiyordu şeklinde tercüme ettik. Kâne lem yekün yarif. Devam edelim. Kâne batalul kıssati yufaddilu zevace evvelen sümme dirasete ba'de zalik. Şimdi hikayenin kahramanı yufaddilu tercih ediyordu. Ezzevaç evlenmeyi evvelen. Öncelikle evlenmeyi tercih ediyordu. Sümme daha sonra da el dirase ba'de zalik. Bundan sonra da ne yapıyordu? Okumayı tercih, eğitimi tercih ediyor idi. Öyle bir şey var mı arkadaşlar? Yanlış hocam. Evet, yanlış. Çünkü dirase kelimesini önceliyordu bizim kahramanımız. Zevacı daha sonra tercih etmişti hikayeye göre. Onu da söyleyelim. Evet, bunu kabul etmedik. İhtara şebabu İhda zümelatihi
pardon, zemilatihi liyetezevvece ha. İhtara seçti, tercih etti diyoruz arkadaşlar. Eşebabu genç. İhda zemilatihi arkadaşlarından bir tanesini. Tabii bu bayan arkadaş, şuradaki T'den de anlıyoruz bunu. Niçin? Li yetezevveceha, onunla evlenmek için arkadaşlar. Bu ha zaten ihtaya döner. Bu ihdan da buradan müennes olduğunu da görebilmekteyiz. Evet. Bu genç ne yaptı? Arkadaşlarından bir tanesini mi tercih etti evlenmek için? Hayır, yanlış. Evet, tercih etmedi değil mi? Devam edelim. Faşele ya da feşele batalü kıssati fi dirasetihi bi sebebi zevacihi min tilkel fetat. Hikayenin kahramanı başarısız oldu. Nerede? Fi dirasetihi, eğitiminde başarısız oldu. Arkadaşlar, bu feşeli fiilinde öğrenmenizde fayda var. Bunda başarısız olmalarda çok, özellikle eğitim başarısız olmalarda çok kullanılır. Bir de rasebe vardı hatırladığım kadarıyla. Rasebe fiili vardı. Şöyle belki şuraya yazabilirsek. Rase ve evet, yazmaya çalıştık. Şöyle de bir hareket koyalım. Rasebe. Bu da başarısız oldu diye hatırladım. Onu da ifade edelim. Tahtadaki kadar güzel yazamadık ama. Devam edelim. Şimdi eğitiminde, yani eğitim sürecinde başarısız oldu. Niçin? Bu kızla evlendiği için. Evlenmesi sebebiyle. Böyle bir şey var mıydı arkadaşlar? Evet, böyle bir şey var mıydı? Hatırladık mı? Derse katılan arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar, yazmanızı göremiyorum. Şu an görebilirim. Bu sayfaya geçtim ama normal şartlarda diğer sayfaya geçince göremiyorum. Dolayısıyla konuşmanızı tercih etmenizde fayda var. Yani konuşmayı tercih etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, başarısız olmadı bizim kahramanımız. Evlilik sebebiyle falan başarısız olmadı. Hatta hiç başarısız olmadı. Gitti, bir cerrah olarak ülkesine geri döndü. Dolayısıyla bu ifadeyi de biz ne yapıyoruz? Kabul etmiyoruz. Devam edelim. Maadet el fetat ila belidiha li ennaha lem tekun tastadi'ul hayate fi gayriha. Bu genç kız ne yaptı? Memleketine döndü. Ade ila, bir yere geri döndü. Bugün derste bunun için ade ila, raca ila sebebi bir şeye döndü ya da sebebi bir şeyden kaynaklandı demiştik arkadaşlar. Hatırlayanlarınız varsa, derse gelen arkadaşlar içerisinde. Lianneha, zira o, çünkü o, lem tekün tastadi'ul hayate, yaşayamadı. Yaşamayı beceremedi bu. İstada bir şey yapabilmek, güç yitirmek, bir şey yapabilmek gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Nerede? Fi gayriha. Kendi ülkesi haricinde. Bu kendi ülkesine gider arkadaşlar. Yaşayamadı diyor. Bunu kabul edebilir miyiz? Ne dersiniz? Evet hocam, doğru. Evet. Bizim kahramanımızın eşi ne yaptı? Alışamadı. Evet. Ahsana şebabu muamelete zevcetihi fi beledihi. Genç ülkesinde eşine iyi davrandı. Tabii buradaki zevceye gitmeyecek bu. Kendi ülkesinde. Hani gittiler Avrupa'dan geldiler. Bunu söylüyor. Böyle bir şey ne dersiniz? Böyle bir şeye. Doğru değil mi hocam? Bence de doğru. Bana şey yap, onaylatmayın ya. Siz söyleyin doğru yanlış diye. Evet, doğru bu. Geliyoruz buraya. Yicibu an yetezevvece şebabü min benati beledihi kable seferihi ilel hariç.
Şimdi burada çok bir yargı cümlemiz var. Çok kesin bir ifadeyle bunu dile getirmiş. Bu yecibü'yü biliyorsunuz. Bu bizim olmazsa olmaz bir şeyimiz arkadaşlar. Arapçada kullandığımız, sıkça gördüğümüz bir kullanımdır, bir fiildir daha doğrusu. Ve bu en ile kendinden önce bir şey gelirse, fiil geldiğinde bu fiili mastarlaştırmak için yecibü en şeklinde kullanılır. Yecibü en fi artı mozari fiil gelir zaten. Bu şekilde çok kullanılır. Bunun zıt demeyeceğim de şeyi de diğer bir eş anlamlısı da labutte mindir arkadaşlar. Labutte min. Ondan çok görürsünüz. İkisi de bunların zorunluluk ifade eder. Olmalı, gerekli, olmalıdır arkadaşlar. Bu zaten bunun bu mesela yecim fiiline biraz değinebiliriz. Ne olmalı? Olan şey ya da olması gereken şey neye olmalı? Neye olmalıysa ondan önce de ala gelir arkadaşlar. Bak burada öyle bir şey gelmedi. Dolayısıyla alayı kullanmadı. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Ya da yecibunun meful bihinden önce harficer ala gelir. Dolayısıyla mefulün bih gayrisarih olur. Gencin evlenmesi gerekir ya da genç evlenmeli diyoruz. Min benati beledihi ülkesindeki kızlardan bir tanesiyle evlenmesi gerekir. Kable seferihi ilel hariç yurt dışına gitmeden önce, yurt dışına yolculuğundan önce falan öyle bir anlam var bunun. Yurt dışına gitmeden önce gencin memleketindeki kızlardan bir tanesiyle evlenmesi gerekir diyoruz. Evet. Ne dedi bu? Bunu doğru kabul edelim mi? Evet hocam doğru. Bunu kabul edelim, değil mi? Parçanın yazar da zaten en son bunu söylüyordu. Ben diyor o çocuklara kızmıyorum ancak onları diyor memlekete gitmeden önce evlendirmeyen anne babalarıyla anne babalarını diyor kınıyorum, ayıplıyorum falan diyordu. Arkadaşlar böyle bir cümle kurmuştu. Bak metinlerin arka planında şöyle okuyun bu metinleri. Mesela bu bir metin değil mi? Birileri yazmış, oluşturmuş, düşünmüş. Burada kendi dünya görüşünü anlatıyor bize. Ve muhtemelen arkadaşlar o dönem, bu yazıldığı dönemlerde bu metini kim yazdı? Bir de Suud'da yazılmış bir metin. Herhalde Riyad Üniversitesi'nde ne yazılıyor bu metinler? Dil bölümünde hocalar yazıyorlar. Anlaşılan o ki bu metinin yazıldığı dönemlerde yurt dışına Arap çocukları gidiyor, eğitim görüyor, gelirken oradan kızlarla evleniyorlar. Ve biz bu evliliklerinde sonraki süreçlerde ne yapıyorlar? Problem yaşıyorlar. Böyle bir değerlendirmede bulunabiliriz. Bir de şunu söyleyelim. Anne babaların o çocukları orada yabancı biriyle evlenmelerine de karşı çıktığını da anlayabiliriz. Belki geleneksel kaygılarla karşı çıkabilirler. Belki problem yaşayacağını düşündükleri için karşı çıkabilirler. Bu metinde bunların böyle alt metinlerinde, alt okumalarında bunları da görüyoruz. Değil mi? Olaya böyle de bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik şu kısma. Şimdi bizim bu kısımda burada artık biraz daha netiz. Buraya yazması zor olduğu için ben önceden yazdım. Burada görebiliriz ama kelime tekrar olur bizim için arkadaşlar. Daha çok görselliği de daha çok olmuş olur. Bu kelimenin cimilerini bulalım. Bir taraftan da anlamlarını söyleyelim. Garibun kelimesi yabancıydı değil mi? Garibun aleyha demişti. Niçin evlenir ki diyordu bir yabancı genç. Kendisine yabancı olan biriyle niçin evlenir diye bir soruyla başlıyordu metin. Aslında metinin şeyi çok güzel. Başlangıcı soru sorarak başlıyor. Sonra soruya cevap
vermeye çalışıyor. Cevap verirken de örnekler üzerinden verdiği cevapları ne yapmaya çalışıyor? Temellendirmeye çalışıyor yazar. Evet, garibın kelimesi yabancı demiştik. Garip yabancı yani. Guraba onun cemisi gelir arkadaşlar. Neticedin kelimesi sonuç demek, netice demek. Onun cemisi de netaiç şeklinde gelmekte. Onu da biliyoruz. Hedefin kelimesine ehdafın diyoruz zaten. Gördüğünüz gibi. Hedefin hedef demek. Ehdaf da hedefler anlamına geliyor. Fetatün genç kız demek bu arkadaşlar. Genç kız demek. Bunun cemisi de feteyat gelir. Bunun cemisi de feteyat gelir. Üsratün üsarun demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da aileler anlamında kullanılıyordu. Merhaletün, bizim çok sevdiğimiz bir kelime bu merhaletün. Yabancı bilimsel metinlerde sıklıkla görmekteyiz. Merhale, merahil, şuradan ehdaf kelimesi, netice kelimesi arkadaşlar, hedefin kelimesi bunlar çok başat kelimelerdir. Onu da söylemiş olalım. Merahil de aşamalar, evreler, aşamalar, merhaleler, Türkçe merhaleler olarak da geçmiş. Onu da biliyoruz. Evet, diğer bir kelimemiz nefsün kelimesi arkadaşlar. Çok yönlü bir kelime. Nefis demek, kişi demek, şahıs demek belki, zat demek, öz demek, ruh demek. Bayağı bir anlama gelen bir kelime bu nefis kelimesi. Bunun cemisi enfüsün. Diğer bir cemisi de nüfusun şeklindedir. Bunu da görmekteyiz. Geliyoruz feta. Şimdi şu fetaat, fetaatün kelimesi ne ise fetaatü de cinsiyet bakımından onun tersidir. Yani fetaat genç kız demek, feta genç erkek demek arkadaşlar. Yani racül değil bu mesela. Racül bunun bir üst versiyonu olabilir. İmraetün ya da meretün de buradaki şeyin fetaatın bir üst yaş bakımından üst versiyonu diyebiliriz arkadaşlar. Bunun cemisi feta kelimesinin cemisi fityan şeklinde gelmekte idi. Evet, devam edelim. Sadrun, 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 sad. Bunda diyor, Şakku sadr hadisesi vardı. Hatırladınız mı? Hazreti Peygamber Efendimizin Göğsü gençliğinde yarılması mıydı hocam? göğsün yarılmasıydı. Şakku sadr. Evet, sadır kelimesini oradan da hatırlıyoruz. Sudur gelir. Değil mi? Onun cemisi sudur gelir. Geçelim diğer bir kelimemiz bizim. Kerim kelimesini kitap konu edinmiş. Bu ya da evet konu edinmiş. Kerim şimdi sıfatı müşebbehedir arkadaşlar. Ve cömert anlamına gelir. Değerli anlamına gelir, soylu anlamına gelir arkadaşlar, yüce anlamına gelir, gelmekte olan bir kelimedir. Bunun cemisi de kiram, kiramın kürema şeklinde görmekteyiz. Mesela sahabeyi kiram dedik değil mi arkadaşlar? Niye? Değerli sahabeler, yüce sahabeler anlamında kullanılan bir sıfattır. Kürema, ulema gibi düşünebilirsiniz. Alimin, şehidin, şüheda, kerimin, kürema. Bunu görüyoruz. Bu tabi kerim müzekker bir kelime. Kerime müennes bir kelime. Kerime aynı anlamları ihtiva edecek arkadaşlar. Kerimat şeklinde bunu görmekteyiz. Zaten cem müzek müennes salimler sonuna elifte getirilerek yapılan cemiler idi. Onu da biliyoruz. Bir de diğer bir kullanım kiraimın şeklinde de görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta bazı sözlüklere bakın. Kiramın, kürema, kerimat müennes olarak zikrederler. Kiraimın şeklinde de peş peşe 3-4 tane anlamını, cemisini,
cemi formunu vermektedirler. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bunları not almışsınızdır alıyorsanız değerli arkadaşlar. Evet, hatta şunu yaklaştıralım. Şöyle büyütelim daha net olsun. Hatta bir tık şöyle yapsak. Şu an nasıl, net görebiliyor musunuz? Evet. Net görebiliyorsunuz. Yunus, net görebiliyor musun? Görünüyor. Güzel. Evet. Burada ne demiş? Satnun ayın harflerinden, yani ya sanun ya da sunun diyebiliriz. Veya fiil diyecek olursak da sana fiilinden maddesi olarak zaten zikredilir. Sözlük ifadesiyle. Kelimeler, uygun kelimeler türetiniz ve bu kelimelerle de boşlukları doldurunuz diyor. Tabii biz bunları anlamını önce zihnimizde tasarlayacağız, ona göre türetim yapacağız. Şunu ifade edelim arkadaşlar. Burada bizden istenilen kelimeler çok da hani bilinmedik, çok kullanılmayan kelimeler değil. Sıklıkla da görebileceğimiz, gördüğümüz kelimeler. Onu da söyleyelim. Bakın bizden ne istiyor? Hel beledüke meşhuratun bi ziraati em bi nokta nokta. Şuraya kadar bir dursun. Bak şuradan bile anlayabiliriz. Senin ülken, şu hel soru işaretidir. Başa gelir zaten. İsim cümlesinin başına gelir. Bunu görmezsen burada bir mübteda haber cümlesi var arkadaşlar. Beledüke senin ülken meşhurat meşhurdur. Bi ziraati ziraat ile meşhurdur. Yani tarım ile meşhurdur senin ülken diye bir anlam var. Başına heli getirdiğin zaman ne olur? Tarım ile meşhur mudur? Meşhur mudur? Buraya hel gelir, e de gelebilir arkadaşlar. Bu em zaten bunu bize veriyor. Em ya da yoksa anlamı katacak arkadaşlar. Veyahut da şunla mı meşhurdur diyecek. Tarımla mı yoksa şunla mı meşhurdur? Ne diyebiliriz şuradaki kullanımlardan tercih edecek olursak? Ya buradan sınai zaten sıra arkadaşlar sınai tercih edebiliriz. Buraya şey gelecek, sınaa gelecek. Yani sanayi ile meşhurdur, ziraatla meşhurdur diyecek ama biz şurada sana fiili ile ilgili birkaç hatırlatmada bulunabiliriz. Bugün derslerde söyledik. Şu an aklım gözden kaçırmışım. Sana yasna. Üçüncü baptan arkadaşlar müteaddi bir fiildir. Bunun sana yasna aynel fiil. Yani nun muzari'de harekesi fethadır. Onu belirtmiş olalım. Üçüncü baptan kastettiğimiz de biraz budur. Bunun mastarları, sana fiilin mastarı san'an, sun'an, sına'atün ya da sına'aten şeklinde gelmektedir. Bu da sına'i zaten arkadaşlar bir mesleğe, bir işe kalıp itibariyle de ne yapar? Tekabül eder. Dolayısıyla buraya sanayi ile mi ya da üretim ile mi yoksa ziraat ile mi? Sanayi ise üretim kastedilir. Senin ülken meşhur mudur? Der arkadaşlar. Geçelim 2'yi. 2'ye geçelim. Fi medinetina bizim ülkemizde vardır. Şibih cümle gördük. Şibih cümleyle başlamış. Hemen peşine bizim ülkemizde, bizim şehrimizde vardır diyoruz arkadaşlar. Böyle dersek soru daha da anlaşılır, cümle anlaşılır hale gelir. Ne vardır mesela? İşte kesiratün çok. Belli bu mübtedaber ilişkisinde haberdir. Şey,
mübtedanın düzeltiyorum sıfatıdır ve bu şibih cümle mübteda haber yer değişiminde haberimiz bizim şibih cümle mübtedamız nekir olduğunda mübtedayla haberin yer değiştirmesi zorunluluk ifade eder arkadaşlar. Yani zorunlu kesinlikle yer değiştirmelidir. Dolayısıyla bu bilgiden hareketle bunun kesira kelimesinin mübtedanın sıfat olduğunu anlıyorum ben. Kesiratun diyeceğim. Dil melabis. Elbiseler için çok bilmem bir şey vardır. Ne vardır arkadaşlar? Mesaniye olabilir çok mi hocam? Çok güzel. Tabii tabii. Mesaniye. Fi medinetina mesani'u kesiratun lil melabis. Yani birçok elbise fabrikası vardır diyeceğiz arkadaşlar. Birçok elbise fabrikası vardır diyeceğiz buraya da. Masna'un arkadaşlar. Şuradaki elifi atarsak masna'un olur. Şuradaki kesramız da gider. O da masani' kelimesinin müfrededir. Devam edelim. Hadihi seyyaratu bu araba nokta nokta fil yabani Japonya demek bu arkadaşlar. Japonya'da bu araba ne olmuştur? Bu araba ne yapar Japonya'da? Biz üretilir mi hocam? Tamam tabii üretilir. Biz şimdi sanayi fiilini söyledik ama anlamını da söylemedik. Gerçi çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar sanayi yaptı, üretti, imal etti anlamlarına gelen bir fiildir. Bunun faili lafzatullah olduğunda yani Allah olduğunda yarattı anlamına gelir sanayi. Onu da ifade etmiş olalım. Diyelim devam edelim arkadaşlar. Evet burada masnuatun gelir buraya. Masnuatun uygundur. Bu araba üretilmiştir. Nerede? Fil Japani, Japonya'da üretilmiştir. Buraya tabi masnuatun gelir. Mübteda haber cümlesi haberin merfu olmasından hareketle böyle düşündük ama fiil cümlesi de yapabiliriz arkadaşlar. Tusnau da olabilir buraya. Tusnau da. Japonya'da üretilir bu araba diye bunu ifade ederiz. Evet, geçelim diğer dördüncü sorumuza. Allahu Teala hüve nokta nokta hadel kevne. Bu kevin kainat demek, varlık demek. Biz buna şey diyelim, bu kainat diyelim arkadaşlar. Kevnin Allah nesidir? Yaratıcısıdır. Dolayısıyla saniye kelimesi burada ifade edebiliriz çok rahat. Evet devam ediyoruz. Fi biladi memleketimde eşya-ı kesiratun kessellacati ve derracati vel ahdiyeti çok şey üretilir. Ne gibi şeyler? Sellace arkadaşlar buzdolapları, şu bisikletler ve ayakkabılar. Bisiklet, ayakkabı, buzdolabı gibi çok şey ülkemizde ne yapar? Üretilir mi? Evet hocam. Birçok şey diyebiliriz arkadaşlar. Buraya biz tusnağı dersek bunu da çözmüş oluruz. Tamam. Evet geliyoruz. El hariru tabi'iyyu. Ne demek el harir et tabi'iyyu? Sıcak hava değil mi hocam? Ya da? Harir neydi harir? İnce ipek demek miydi? Harir ipek. Evet. Tabii doğal ipek. Doğal ipek. Evet, doğal ipek.
Hakiki ipek, gerçek ipek. Ağla, daha pahalı. Neden? Min hariri, ipekten. Nasıl ipek olur? Şuraya harfi tarif getireceğiz. Onu unutmuşuz arkadaşlar. Sanayi ipeği. Evet, sınaiye. Yani yapay, suni diyelim arkadaşlar buna. Yani yapay, suni ipekten, yani sınai ipeğinden daha şey, aynı anlama gelir. Daha pahalıdır. Doğal ipek daha pahalıdır. Hocam başında el takısı mı olacak? Tabii el olacak, çünkü harir kelimesinin nesidir? Sıfatıdır arkadaşlar. Ben unutmuşum. O yüzden sınai kelimesinin başına bir el takısı getirmekte fayda var. Hatta şöyle yapayım da, şöyle şu şekilde harfi tarif getirelim. Evet. Tamam. Geçelim şuraya arkadaşlar. Şunu şöyle biraz aralım. Bakın burada ne kadar şey var. Evet. Şunu aşağı çekebiliyor muyum? Çekemiyoruz. Neyse, önemli değil. Buradan seçki yaparız. Burada biz ne yapıyorduk bu alıştırmalarda? Böyle yeni kelimeler görüyoruz. Altı da zaten çizili. Buradaki cümleleri bir daha okuyup anlamaya çalışıyoruz. Bazı cümleler metinde olduğu gibi geçiyor. Bazıları metinden esinlenilmiş cümleler oluyor. Bazıları hiç metinle alakası olmamış cümleler oluyor. Burada bence çok daha farklı şey öğreniyoruz. Yani cümle, kelime öğreniyoruz diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sizin tepkiniz nedir arkadaşlar şu alıştırmalara? Kaç cümle türümüz var? 1, 2, 3, 4 tane. Ve her bir cümlede, iki cümlede, her bir grupta bir kelimenin bağlamsal olarak farklı kullanımına değiniyor. Evet. Devam edebiliriz. Bakın ne diyor arkadaşlar. Külye el-fakihete meyve. Şuradaki kesra geçiş harekesidir. Yani iltikai sakineyinden dolayı arkadaşlar okunma yapılsın diye külil fakihete şeklinde ifade edilir. Onu söyleyelim. Asli bir hareke değildir arkadaşlar. Külil fakihete meyveyi ye. Meyve ye. Nâdıceten taze iken. Taze iken ye meyveyi. Fakihetun zaten nâdıcetun demek, sıfat yapacak olursak. En fakihetü, en nazicetü şeklinde ifade edebiliriz. Taze şey, olgun meyve demek arkadaşlar. Taze değil de olgun meyve anlamına gelir. Şimdi buradaki bizim bu kelimemiz olgun anlamına geldi. Bunu biz ne yaptık? Bir kül fiilinin hali yaptık. Şimdi geçelim buraya. Kânel batalül kıssati, hikayen kahramanıydı. Neydi? Racülen nazicen. Olgun bir adam idi. Bakın burada sıfat ilişkisini görmekteyiz. Nazicen, racülen, nazicen. Olgun bir adam idi arkadaşlar. İki kelime meyvenin olgunluğuna, insanın da olgunluğuna tekabül, olgunluğu için kullanılabiliyor. Meyvenin olgunluğu ile insanın olgunluğu aslında farklı şeylerdir diyoruz. Evet, devam edebiliriz. Ha, buraya mesela nazicin kelimesine kamilun diyebilir miyiz arkadaşlar? Kamilun. Evme için kullanılıyor mu kamilun hocam? Kamil evme için bilmiyorum ya. Hiç rastlamadım. Ama bir yerde rastlarsam hiç, çok da şaşırmam, onu söyleyeyim. Kamil'in yazsak yazabilir miyiz? Aha, yazdık bak. Evet arkadaşlar, bayağı yazdık. Evet. Nazic ve nazic, iki kelime
olgun olarak bilebiliriz bunları. Racülün nadicün. Şey öğrenirken de mesela racülün nadicün şeklinde öğrenmenizde fayda var. Çünkü daha kalıcı olur. Olgun adam, olgun adam şeklinde birkaç defa görürseniz racülü zaten bilirsiniz arkadaşlar. Naziç kelimesini zihninize yerleştirmiş olursunuz. Geçelim. Kada Ahmet el hable bisikin. Arkadaşlar ne dedi? Ahmet kesti ipi bıçakla. Ahmet ipi bıçak ile kesti. Şimdi kesti ipi. İpi ne yaptı? Kopardı. Dedik. Burada bugün derste de söyledik. Katan. Hatta şey diyelim. Aşağıya da okuyalım. Şurada kesti. Şurada bir şey var mesela. Kada attalibu dirasetehu liya'ule usratehu. Öğrenci ne yaptı? Okulunu bıraktı. Hatta şey diyebiliriz. Okulu kesti. Niçin kesti? Ailesine bırakmak için. Şimdi arkadaşlar bu kesme eylemine şöyle bir üstten bakalım. Kesme fiiline. Kesti. Ayrılma söz konusu. Bunun üst anlamı ayrılabilir mi? Ayırmak, ayırma anlamı var. İlk ayrıldı. İşte parçalarına ayrıldı ya da iki parçaya ayrıldı. Öğrenci ile eğitimin arası ayrılmış oldu. Öğrenci okulu bırakınca. Değil mi? Evet. Nasıl hani farklı bağlamlar da kelimeler farklı anlama gelmiyor. Anlam genişlemesi yaşıyor. Çünkü kelimenin temel o çatı anlamı orada hep duruyor aslında. Tamam, çatı anlamı ayrılma, kopma, aranın açılması, uzaklaşma falan gibi anlamlara gelebilir kata. Bakın, burada biz bu ifadede şurada arkadaşlar kata yerine betara diyebiliriz. Betara da kesti demek arkadaşlar. Kesara, kesti, kopardı. Bugün kesmek kelimesini, anlamını çağrıştıran birkaç kelime söyledik derste. Ne dedik? Zebaha dedik mesela arkadaşlar. Başka ne dedik? Hatırlayan var mı derse gelip de arkadaşlar? Kesara dedik mesela. Mezzaka falan dedik. Koparıldı. Kopardı. Parçalarını ayırdı. Arkadaşlar öyle birkaç kelime söylemiş idik. Şimdi ikinci cümlede kata bizi terakkiye götürüyor arkadaşlar. Terk etti. Eğitimi terk etti anlamına götürüyor. İkinci kelimemiz de terakke ile ilgili. Tabii terakke anlamına gelen birçok kelime var. Hecera gibi, gadera gibi, aklaha gibi birçok kelimemiz bulunmakta. Geçiyoruz şimdi diğerine. Zabe sükkeru filmai. Zabe eridi sükkeru. Şeker filmai suda. Şeker suda eridi. Şimdi erime anlamı aşağıda ne diyecek? Yine burada zabe fiilini kullanmış. Lem tastadiyen zevcetühü en tezube fil muştema'il cedidi arkadaşlar. Şimdi adamın eşi yeni toplumda erimeyi beceremedi. Yani yeni toplumda eriyemedi. Dediğimiz zaman çok hoş olmuyor değil mi? Evet. Zabe'nin birinci anlamını söylüyoruz ama çok da hoş olmuyor. Kaynaşma, toplumla bütünleşme değil mi? Eridiğin zaman giriyorsun aralara maralara. Bütünleşiyorsun, insanlarla kaynaşıyorsun. Bu anlamda kullanılıyor. Dolayısıyla şimdi burada erime, şekerin erimesi için erime anlamında tahalleleyi söyleyebiliriz. Sale, sıvılaştı, aktı. Bir de bugün insahara kelimemizi söyledim ben.
Sahara'da neydi? İşte volkanın erimesi. Özellikle volkan erimelerinde falan kullanılan bir kelimeydi Arapçada. Bir kelime bilgimiz gelişsin diye bunları ifade ettik. Tabi buradaki bağlamdan hareketli biz ne yapıyoruz? Bu kelimelere bir takım anlamlar, eş anlamlar söylüyoruz. Ya buradaki bağlamdan hareketle tezubu kelimesi de yaişe diyebiliriz hatta. Yaişu diyelim. Şey irab mahki yapmayalım. Fihi işte toplumun içerisinde şey yapamadı, yaşayamadı. Taavvede alışamadı. İ'tade yine alışamadı. İkisi de anlarına aynı anlama geliyor. Tabi taavvede alıştı, i'tade de alıştı. Burada lemi de bu düşündüğümüz zaman alışamadı anlamına geliyordu. Ve taavvede, i'tade kelimelerin hala harfi celiyle de kullanıldığını bugün söylemiştik. Yine bir tekeyyefe alışmak falan var arkadaşlar. Tekeyyefe kelimesinde görebiliriz zaman zaman. Onu da buradan zikretmiş olalım. Geçelim şuraya. Kâne salihun yeduru beyne cüdranil gurfe. Salih idi. Neydi? Yeduru dönüyor. Beyne cüdranil gurfe. Odanın duvarlarının arasında dönüyor idi. Odan duvarla ne yapıyor? Geziyor dolaşıyor işte odanın içerisinde. Bir sağa bir sola. Mahkumların olta atması diyorlar ya arkadaşlar. Dört duvar arasında. Burada hareket ediyor değil mi? Burada bunu anlıyoruz biz. Hareket ettiğini anlıyoruz. İşte yemşi yine yemşi görebiliriz. Gezdiğini anlıyoruz. Belki bu buraya şey de diyebilirdik. Yasiru da diyebilirdik. Sara fiili de çok kullanılıyor. Şuraya geçelim. Yine dare yediru da. Kânet hunâke var idi. Ne var? Efkârın kesîratun birçok fikir var. Nasıl fikirler? Fikrin ikinci sıfatı tedûru fî râsihi başında dönüp dolaşan fikirler var. Değil mi? Bunu da şöyle biz anladık bunu da. Bu fikirler ortaya çıkmış. Başında dönüyor dolaşıyor. Tekeşşefe mesela bu anlamda ortaya çıkmak, belirmek, belirgin olmak anlamında kullanılıyor tekeşşefe. Bir. İkincisi o zahara. Zaten bildiğimiz bir fiilimiz. Bunu her yerde görebiliriz bu zaharayı. Ortaya çıktı, zahir oldu. Tecella, bu da belirdi, göründü yine ortaya çıktı. Bir de tala var, tala. O da göründü, doğdu anlamına geliyordu. Tala. De ne diyordu? Dala al-bedru aleyna min seniyyetil veda mıydı arkadaşlar? Vecebe şükrü devam edip gidiyordu. Hatırladınız mı? Evet hocam. Evet. Neydi? O ilahinin adı neydi? Ta Tala al-Bedru olması lazım hocam. ha, Tala al-Bedru. Öyle. Tala al-Bedru. Türkler söylüyordu ya. Tala da işte ne diyor? Bak usta da şunu söylüyor. Bilmiyorum anlamı üzerinde işte düşünün. Tala. Ay doğdu üzerimize Ha, diyeyim ay hocam. doğdu üzerimize diyor. Tala doğdu el-Bedru ay. Bedir tepelerinde de. El-Bedru ay aleyna bizim üzerimize doğdu. Oradaki Bedir'den aydan kasıt Hazreti Peygamber'dir arkadaşlar. Medineliler görünce onu söylediği rivayet edilir. Hicrette. Değil mi? Nereden? Min seniyyetil veda. İşte Seniyye tepelerinden. Öyle bir anlama geliyordu. Evet, oradan da görebiliriz yani. Anlayabiliriz. Devam edelim. Son kerteye gelelim biz. Son düzlüğe girelim arkadaşlar. Evet, burada da yine buranın devamı niteliğinde cümlelerimiz var. Bir takım kelimelerin altı çizilmiş. Bunları şöyle bir anlayın istiyor. Neymiş? Helhiye mücerretü nezvetin tusibu şebab. O, tabi bu soru cümlesi helle girmiş. O sadece bir güdü müdür, bir istek midir? Nasıl tusibu şebab gençlere isabet eder? Yani gencin, genç eşşebabi gençlerin başına gelen bir istek midir? Bir geçici bir heves midir? Şeklinde anlıyoruz. Bu nüse kelimesi, işte nezvet kelimesi biz rağbet, talep ve
Gaziratün kelimesi. Buraya yazmadık ama arkadaşlar derste bahsettik. Güdü, heves, istek, arzu olarak bunu ifade edebiliriz. Tabi burada rabe kelimesi hemen aklımıza talebunu. Talep de istek demek arkadaşlar, arzu demek. Çağrıştırdığı için bir eş anlam olsun diye buraya da zikretmiş olduk. Umarız anlaşılmıştır. Burada tabi mücerret kelimesi bizim için önemli. Hel hiye mücerretü nezvetin. Mesela bir yerde hatırladım. Hel hiye ya da şey diyordu. Ne diyordu? Mücerretü sudufin miydi? Sadece bir çarpışma mıydı? Bu mücerret kelimesi de bu anlamda yalnızca, sadece, sırf, katıksız gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Onu da bilmiş olalım. Kendisinden sonra gelen kelimeyle bu şekilde izafet ilişkisi kurar. Sadece su, sadece bu diye tercüme ediyoruz. Sadece bir istek midir? Tabi bu nezve geçici istek gibi düşünebiliyoruz bunu. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Şimdi şurada herhalde bilmediğimiz bir şey yok. Nahnu na'işu fi müştema'atin muhafizatin. Biz muhafaza, koruyucu bir toplum diyebiliriz ama biz muhafazakar diyoruz değil mi buna? Muhafazakar bir toplumda biz yaşıyoruz. Yani bu ne olabilir ki? Adetlerine, geleneklerine, göreneklerine bağlı anlamına gelebilir. Yani temesseke bil adati vel takalit falan şeklinde de bunu belki yorumlayabiliriz arkadaşlar. Temesseke de dokun şey oldu. Tuttu, elledi, böyle sarıldı, sahip çıktı, bırakmadı falan gibi anlamlara geliyor. Evet, belki şey bir kelimiz, yeteferrasu metinde geçti arkadaşlar. Bunun tam karşılığı nazara fi demek arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Ha, buraya da yazmışız zaten. Bak, yazdığımızı bir de görmüyoruz. Yaşlandık arkadaşlar. Teemmele falan var da nazara fi bunu görmemiz daha güzel diyelim. Genç başladı. Yeteferrasu fi vecihi, yüzüme böyle diktik. Düşünceli bakmaya başladı demiştik. Nazara fi de bir şey hakkında falan böyle düşünmek anlamına geliyor. Şurada ne var? Yecibu en nahmi ebna'ena minel gazbil hariciyi. Yecibu gerekir. En nahmiye, korumamız gerekir. Kimi? Ebna'ena, çocuklarımızı korumamız gerekir. Neden koruyacağız? Minel gazbil hariciyi, dış saldırı. Burada minel gazbil hariciyi, dış saldırı. Gaza yağzu, gazbın arkadaşlar. Gazadan mastardır. Saldırmak anlamına gelir. Savaşmak anlamına gelir. Gazve diyoruz ya, gazve. Gazvetü Bedir'in mesela, Bedir gazveti falan. Oradan da aklınıza gelebilir, gazbün, saldırı demek. Harika arkadaşlar. Tabi burada dış saldırı demiş. Bu tabi kastedilen fiziksel bir saldırı değil. Onu anlıyoruz. Dış saldırıdan çocuklarımızı koruyacağız. Bugün Ukrayna'ya yapılan, Rusya'nın yaptığı gibi uçak geldi bir şey yaptı değil arkadaşlar. Etki anlamında. Tabi buraya tesir kelimesini getirebiliriz. Tesir, et-te'sirun minet-te'siril hariciyi diyebiliriz. Yeri gelmişken tesir kelimesinin ala ve fi ile kullanıldığını söyleyelim. Bugün sınıfta ala'yı söyledik. Fi de aklıma geldi. Buraya yazdım ama alayla bir şey üzerine etki. Fi ile bir şeyde etki olarak görebiliriz. Bunu el-gazbül hariciyi ifadesini şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Minet tesiri selbiyi diyebiliriz arkadaşlar. Selbiyi, o selbiyun olumsuz demek. Olumsuz etki. Selbiyun. Sin, lam, bir de ba. Girip bakabilirsiniz. Olumsuz etki. Anlamadım. Hocam, sosyal medyanın etkilemesi gibi bir şey değil mi? Tabii yani. Yani aynen öyle.
Olumsuz etki bu anlama geliyor arkadaşlar. Fiillerimiz. Yani bu şekilde değerli arkadaşlar, sayımız kaç oldu bu arada? Hemen bakalım. Evet. Sayımızda iyiyiz. 12'yiz. Bir herhalde bir arkadaş kendini dersten çekmiş. Bu şekilde bir ders arkadaşlar. Bitti. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii Seyda mı Şeyda mı bu? Seyda, sen o zaman Seyda Şeyda değilsin. Hayır hocam değil. Sen müzekkersin ya. Hocam bir hocamız Seyda'nın hanımefendi olduğunu söylemişti kelime anlamında ama yanlış mı söyledi bilmiyorum. Seyit de erkek için kullanılıyor dedi bana. Seyyidün, Seyyidetün. Seyyid erkek, beyefendi demek, Seyyidetün hanımefendi demek. Ben Arap Öyle mi? hocalar var, Arap hoca bizim aşağıda, ona Seyyide ya da Anise diyorum. Hocam Hitap bir ediyorum. ünvan olarak kullanıldığı için öyle tercih etmiş. Annem bu isim koymuş. Evet. İleri gelen bir kişi anlamında. Neyse, o evet, o artık anlamda bir Hocam değişken. benim sorum şu olacaktı. Buyurunuz. Yani tabii ki sınava var da şöyle Mehmet miydi? Mehmet Köklü de herhalde hocamızın adı, tam adını hatırlayamadım şu an. O hoca ödev vererek yaptırıyormuş da soruları ortak mı hazırlıyorsunuz hocam? Hani farklı bir şey çıkmaz değil mi sınavda karşımıza? Yani biz ortak hazırlarız sorular ama Mehmet Hoca size demiş ki alıştırmalardan siz sorumlusunuz demiş arkadaşlar. Ben Mehmet Hoca ile geçenlerde bir konuştum. Sen ne yapıyorsun derslerde falan diye. Mehmet de benim arkadaşım zaten. Hem bölümden aynı bölümde çalışıyoruz hem de arkadaşız. Mehmet Hoca Evet da dedi. arkadaşlarım dedi, farklı işliyor hoca dedi de hani ben dedim o fark acaba sınavda ortaya çıkar mı ya da nasıl olur? Yani biz ortak hazırlamayı düşünüyoruz. Metinlerimiz ortak zaten. O da tercümelerden sizi sorumlu tutuyor. Buradaki alıştırmalardan da sizi sorumlu tutmuş anladığım kadarıyla. Ortak hazırlı yani hazırlarız, sorular üzerinde biz konuşuruz. Herkesi idare Tamam. edeceği şekilde bir soru hazırlayacağız arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Hocam 8. haftanın konusu var mı? Şöyle şunu bir kapatayım. Dersi bitir.